İndirgenemez komplekslik nedir? Açıklar mısınız? İndirgenemez komplekslik kavramı niçin önemlidir ve bunu bugün niçin konuşacağız? Ona değinmem gerekiyor. Daha sonra indirgenemez kompleksliğin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Evrimciler ilk hücrenin ve bu hücre organellerin evrimsel süreç içerisinde milyonlarca yılı kapsayan uzun bir zaman diliminde yavaş yavaş ve kademeli basamak basamak oluştuğunu iddia ediyorlar. Ama hücrede indirgenemez komplekslik denen bir durum bu iddianın tam aksine olayın böyle olmaması gerektiğini, olamayacağını ifade ediyor. Peki nedir indirgenemez komplekslik? İndirgenemez komplekslik şu: bir şeyin içindeki parçalardan herhangi birinin kaldırılması sonucu işlevini yitiren sistemler için kullanılıyor. Bir sistemin parçalarının birbirine bağımlı olması ve bir parça çıkarıldığında sistemin çökmesi ya da bir şeyin başka bir şeye bağımlı olması, onsuz ortaya çıkamaması. Hani şu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı kısır döngüsü var ya, net bir cevap veremiyorsunuz. Bunun gibi hücrede önce protein mi ortaya çıktı, DNA mı ortaya çıktı sorusunun net bir cevabını veremiyoruz bugünkü işleyişte. Niçin? Çünkü protein DNA'ya muhtaç, DNA da proteine muhtaç. Şimdi onu biraz da anlatacağım. Ne demek protein DNA'ya muhtaç, DNA proteine muhtaç? Proteinin üretilebilmesi için, sentezlenebilmesi için DNA'daki yazılıma ihtiyaç duyuluyor. DNA'da genetik harflerden her 3 harf kodon olarak adlandırılıyor ve bir aminaside karşılık geliyor. Nitekim protein aminasitlerden teşekkül ettiriliyor ve bu aminasitlerin düzenli, belirli sıralara göre dizilmesiyle işlevsel bir protein açığa çıkabiliyor. Dolayısıyla da DNA'daki yazılım protein için olmazsa olmaz. İşte DNA'daki her 3 harf bir aminaside tekabül ediyor. İşte bu harflerin okunmasıyla hangi aminaside hangi sırada geleceği belirlenip protein yapısı DNA'ya göre teşekkür ettiriliyor. İşte bu açıdan baktığımızda protein DNA'ya muhtaç. Yani DNA olmadan, DNA'daki yazım olmadan protein ortaya çıkması mümkün değil. Şimdi böyle bir durumda ne deriz? Öyleyse DNA proteinden önce olmuş olmalı. Çünkü protein DNA'ya muhtaç. Fakat ne yazık ki öyle değil. Çünkü DNA da proteine muhtaç. Nasıl peki? DNA'daki genetik harflerin bir araya gelmesi, ki hani DNA uzun bir zincir. Mesela insan DNA'sı 3,5 milyar ya da 3 milyar harften oluşmuş çok büyük bir kitap gibi bir zincir yani. İşte bu genetik harflerin bir araya getirilmesi enzimler tarafından, yani proteinler tarafından sağlanıyor. Eğer proteinler olmazsa DNA'daki o adenin, guanistozin, timin gibi harfler bir araya getirilip DNA zinciri teşekkül ettirilemiyor. Dolayısıyla da DNA protein yapısındaki enzimlere muhtaç. Ama az önce ne diyorduk? Proteinlerde DNA'ya muhtaç. Peki önce hangisi ortaya çıktı? DNA mı, protein mi? İşte bu sorunun bugünkü mevcut biyolojik işleyişle cevabı mümkün değil. Şu anda en azından mümkün değil böyle bir cevap. Peki evrimsel süreç böyle bir soruya cevap verebilir mi? Hayır, çünkü onlar önce diyorlar ki önce protein ortaya çıkmıştı. Daha sonra DNA keşfedilince önce DNA ortaya çıktı dediler. Fakat işte DNA'nın proteine muhtaç olduğu kavramı ortaya çıkınca da önce RNA, şu anda en son onu söylüyorlar. Önce RNA hipotezi, önce RNA ortaya çıktı diyorlar. Halbuki RNA da proteine muhtaç. Çünkü RNA da bir nükleotit zinciri ve o nükleotitlerin, yani genetik harflerin bir araya gelmesi için yine protein yapısında enzimlere ihtiyaç var. O yüzden protein olmadan RNA da ortaya çıkamaz. Çok ilginç bir durum var. Protein sentezinde mRNA, bugünlerde çok sıklıkla duyuyorsunuz mRNA aşılarından. Mesajcı RNA olmadan protein sentezi olmuyor. Yani protein RNA'ya muhtaç ama az önce ifade ettiğimiz gibi RNA da proteine muhtaç. İşte hücrede moleküller böyle birbirine bağımlı haldeler. Yani biri olmadan biri olamıyor. Biri önce biri sonra ortaya çıkmış diyemiyoruz. Dolayısıyla bu durum evrimsel süreci, yani önce bu ortaya çıktı sonra bu buna dönüştü gibi iddiaları reddeden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Hücrede tam bir indirgenemez komplekslik hakim. Hücre içerisindeki moleküllerde birbirine bağımlılık söz konusu. Dolayısıyla da önce bu oldu sonra bu buna evrimleşti gibi iddialar asılsız. Peki ne olabilir? Burada iki yol mümkün. Birincisi, evrimci bir bakış açısıyla yaklaşırsak ikisinin farklı zamanlarda, farklı ortamlarda veya aynı ortamda fark etmez, farklı bir şekilde evrildiği ve birbirine tesadüfi bir şekilde birbirine bağımlı hale geldiği iddiası, ya böyle iddia edeceğiz ya da protein, DNA ve RNA yapısında olmayan harici bir etkenin bunları ortaya çıkarmış ve birbirine bağımlı hale getirmiş olması. Bu iki yoldan başka aklen şu anda kabul edebileceğimiz bir yol mümkün değil. Dolayısıyla da işte bu indirgenemez komplekslik evrimsel süreç iddiasını, yani hücre içerisindeki biyokimyasal moleküllerin zaman içerisinde yavaş yavaş evrilip sonra bir araya geldiği iddiasını ortadan kaldırıyor ve bize şunu söylüyor. Bu moleküller ya bir anda evrimleşip bir araya gelmeli ki hücrenin hayatı ancak buna bağlı. Çünkü hücrede de, hücrenin kendi içerisinde de indirgenemez komplekslikler var. Mesela hücrede işte organellerden bir tanesi olmazsa hücre hayatta kalamaz. Mesela ribozom. Ribozom olmazsa hücre hayatta kalamaz. Peki ribozom ne zaman açığa çıkmıştır evrimsel süreçte onların iddiasına göre? İşte milyonlarca yıl sonra deniyor mesela. Halbuki hücre ribozomsuz bir saniye bile yaşamaz. Nasıl ribozomsuz milyonlarca seneye tahammül edebiliyor? Böyle bir şey mümkün mü? Aynı zamanda ribozom da yine bir indirgenemez komplekslik içerisinde kendisi de. Niye? Çünkü ribozom dediğimiz yapı RNA'lardan ve proteinlerden oluşuyor. Ama proteinlerin sentezi de ribozomlarda gerçekleşiyor. Yani ribozom olmadan proteinin açığa çıkması mümkün değil ama protein olmadan da ribozom gibi bir yapının oluşması mümkün değil. Yani protein ribozoma muhtaç, ribozom proteine muhtaç. Yani ribozomun kendi içerisinde de böyle bir indirgenemez komplekslik mevcut. O yüzden bu noktada da öncelik, sonralık, evrimsel süreç gibi şeylerden bahsetmek şu anki mevcut biyolojik işleyişle ve mantıksal kurgularla uyuşmuyor. Şimdi indirgenemez komplekslik aslında hücrenin her noktasında ve her molekülü için geçerli olan bir durum. Pek çok noktada indirgenemez komplekslik var. Bunların tamamını bu videoda anlatmayacağız. Aşağıda açıklama kısmındaki makalede daha detaylısını inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Benim yazmış olduğum bir makalede. Genel olarak 4 tane indirgenemez komplekslikten bahsediyoruz. Bunlardan birincisi DNA'nın DNA'ya muhtaç olması. Şu anda mevcut biyolojik işleyişte görüyoruz ki DNA sentezi yine bir DNA'dan kaynaklanarak yapılıyor. Yani bir DNA'dan replikasyon suretinde başka bir DNA üretiliyor. Yani DNA olmadan DNA üretilemiyor. Bir kere DNA'ya muhtaç. Öyleyse ilk DNA mutlaka harici bir etken tarafından ortaya çıkarılmış olması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi DNA, videonun içerisinde de ifade ettiğim gibi proteine muhtaç. DNA dediğimiz şey bir nükleotit zinciri. Yani genetik harflerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir zincir ve DNA'daki nükleotitlerin bir araya gelmesi ancak protein yapısındaki enzimlerin faaliyetiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da DNA proteine muhtaç. Protein olmadan DNA açığa çıkamaz, ortaya çıkamaz. Aynı zamanda RNA'da da bir indirgenemez komplekslik söz konusu. RNA'nın sentezlenmesi DNA'ya bağlı. Çünkü DNA'dan kaynaklanarak sentezleniyor. Tabii bu bütün hücreler için geçerli değil. Bazı virüs türlerinde sadece RNA bulunuyor. Onları istisna tutarak konuşuyorum. Aynı zamanda RNA sentezi proteinlere de bağlı. Çünkü RNA'daki genetik harflerin bir araya getirilmesi de protein yapısındaki enzimlerle ortaya çıkıyor. Ama protein sentezi de RNA'ya bağlı. Protein sentezlenmeden önce genetik bilgi önce mRNA'ya okunuyor, transkript ediliyor. Daha sonra o translasyon suretinde o mRNA proteine çevriliyor. Ama ne dedik? RNA proteine muhtaçtı. Protein de RNA'ya muhtaç. Dolayısıyla da böyle yine bir karşılıklı bağımlılık söz konusu. O yüzden önce RNA ortaya çıkmış, sonra protein ortaya çıkmış diyemezsiniz. Niye? Çünkü RNA proteine muhtaçtı. Önce protein ortaya çıkmış, sonra RNA ortaya çıkmış diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü protein RNA'ya muhtaç. İşte böyle DNA proteine, protein DNA'ya, RNA proteine, protein RNA'ya, RNA DNA'ya muhtaç bir halde, yani böyle birbirine bağımlı bir halde bir kısır döngü söz konusu. Burada işin içinden çıkmak ya yeni bir yaklaşım getirmek ile mümkün. Yani şu an mevcut evrimsel söylemler bunu açıklayamıyor. Çünkü kısır döngüye sokuyor. Ya yeni bir söylem getirilmesi gerekiyor ki bu söylem şöyle olabilir. Bütün bu moleküller farklı bir şekilde aynı zamanda evrildi ve bir araya geldi gibi. Yani bir mucize gerçekleşti gibi, doğa bir mucize gerçekleştirdiği gibi bir ifade kullanmaları gerekiyor. Ya da inananların ifade ettiği gibi DNA, RNA ve protein cinsinden olmayan harici bir el bunları ortaya çıkardı ve birbirine bağlayarak beraber çalışmalarını irade etti ve bu şekilde tanzim edip düzenleyip daha sonraki hücrelerin böylece çoğalmasını sağladı diye iki yol karşımıza çıkıyor. Bunlardan hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz ya da yeni bir yaklaşım getirmek zorundasınız. Bir diğer indirgenemez komplekslik, çok büyük bir indirgenemez komplekslik, protein sentezindeki indirgenemez kompleksliktir. Protein sentezinde yaklaşık olarak 20 tane enzim, farklı enzim görev yapıyor. Bu enzim dediğimiz şeyler protein yapısında. Bakın, protein sentezinde görev yapan şeyler proteinler. Peki eğer protein sentezi proteinlerle yapılıyor ise ilk protein nasıl açığa çıktı? Yani proteinler olmadan protein sentezlenemiyor. Şu an mevcut biyolojik işleyiş böyle. Peki ilk protein nasıl açığa çıktı? İşte bu soruda yine bir indirgenemez komplekslik doğuruyor. Yani bunun öncesi sonrası ve maalesef şu anda verilebilecek bir cevabı yok. Burada yine ya dediğim gibi bütün bu farklı 20 çeşit farklı proteinin aynı zamanda farklı bir şekilde evrilip aynı anda birbirine isabet etmesi ve beraber çalışması, ki bu beraber çalışma çok önemli çünkü bu enzimlerden bir tanesi bile eksik olsa protein sentezlenemez. 20 tane çalışan olarak düşünün. 20 çalışandan bir tanesi olmadığında sistem tamamen çöküyor, böyle bir sistem. Dolayısıyla da burada müthiş bir birbirine bağımlılık söz konusu. Bunların tamamının aynı anda devreye girmesi gerekiyor. Evrimcilerin dediği gibi farklı zamanlarda milyonlarca yıl içerisinde tesadüfen evrimleşti, sonra denk geldi, aynı anda denk geldi ve protein sentezi başladı diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü proteinler çok hassas moleküller. Ben laboratuvarda protein çalışıyorum. Biz proteini stabil tutabilmek için, yani yapısını koruyabilmek için ekstrem koşullar hazırlıyoruz. Mesela buzda çalışıyoruz. Niye? Çünkü sıcaklıkla protein bozuluyor. Mesela çok kuvvetli çalkalayamıyoruz. Çalkaladığımızda protein yapısı bozuluyor, denatüre oluyor. Yani onların anlattıkları o atmosferik koşullarda ve bu kadar milyonlarca yıl içerisinde proteinlerin evrimleşmesi, sonra böyle 20 çeşit proteinin farklı zamanlarda kendini koruyarak bir araya gelmesi bir mucize ile ancak mümkün olabilir. Yani evrimciler arasında bir mucizenin gerçekleşmiş olduğunu iddia ediyorlar bu söylemleriyle. Halbuki bunu protein cinsinden olmayan bir varlığın hepsini beraber ortaya çıkarıp böyle bir sistem kurmasını kabul etmek akla ve mantığa daha yakın geliyor. Evrimcilerin ifade ve iddia ettikleri işte o proteinlerin farklı zamanlarda evrimleştiği ve aynı şeyi gerçekleştirmek üzere, yani protein sentezini gerçekleştirmek üzere tesadüfen bir araya geldiği iddiası gerçekle ve mantıkla bağdaşmıyor. Dolayısıyla da protein sentezinde de böyle bir indirgenemez komplekslik söz konusu. Parçanın tamamı aynı anda çalışmadan sentez olamıyor ve parçalar birbirine bağlı. Yani protein sentezi proteine muhtaç. Yani çok ilginç. Bak, DNA proteine muhtaç, protein DNA'ya muhtaç, RNA DNA'ya muhtaç, DNA RNA'ya muhtaç, protein RNA'ya muhtaç, RNA proteine muhtaç. Şimdi protein proteine muhtaç. Şu an 3. aşama bu. Protein proteine muhtaç. Proteinin üretilebilmesi için protein yapısında enzimlerin olması gerekiyor. Onlar olmadan protein üretilemiyor. Öyleyse ilk protein nasıl üretildi sorusu karşımıza çıkıyor. Yani burada bunun içerisinden çıkmak şu anki mevcut evrimci söylemlerle mümkün değil. Ya yeni bir söylem geliştirmeleri gerekiyor ya da bu işin içerisinden ancak protein cinsinden olmayan farklı bir varlık bunları ortaya çıkardı ve bu sistemi böyle kurgulayıp şu anda da devam ettiriyor demeleri gerekiyor. Aynı zamanda hücrenin kendisi içerisinde bir indirgenemez komplekslik var. Nedir o? Hücrenin organelleri, mesela hücrede bir organel olmazsa hücre hayatta kalamıyor. Mesela ribozom olmazsa, lizozom olmazsa, golgi olmazsa, endoplazmik retikulum olmazsa, bunlardan herhangi birisi olmadığında hücre hayatını ve yaşamına devam edemiyor. Evrimsel süreç ne diyor? Diyor ki işte önce bu oluştu, sonra bu oluştu, sonra bu oluştu, sonra bu oluştu, yani organeller için. Halbuki bunların tamamı aynı anda mevcut değilse hücre yaşamına devam edemez. Peki nasıl oluyor da milyonlarca yıl bu hücre işte ribozomsuz ya da golgisiz ya da lizozomsuz yaşayabildi, ayakta kalabildi? Bunu da açıklamak gerekiyor. Dolayısıyla da burada da yine bir indirgenemez komplekslik oluyor. İşte hücre için ya hep ya hiç mottosu karşımıza çıkıyor. Yani hücreyi de ya bütün organeller aynı anda beraber çalışır ve hücre hayatta olur, ya da bir organel bile çalışmazsa, olmazsa, eksik olursa hücre hayatta olamaz, yok olur mantığı işliyor. O yüzden yani ilk hücre için evrimsel süreç iddiaları tutarsız. Şu andaki mevcut biyolojik işleyişle, bizim okuduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz biyolojik işleyişle evrimsel süreç iddiaları, yani o uzun zamanlarda evrimleştiği iddiaları tutarlı değil. Birincisi, ki bu zaman konusunu daha ileriki videolarda detaylı olarak anlatacağız, hücrenin buna tahammülü ve zamanı yok. İkincisi, bunlar birbirine bağımlı.